Alamogordo, New Mexico. Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı küçük bir şehir. Ama burada haddinden fazla tuhaf olay yaşanmış durumda. İlk atom bombasının test edildiği yere oldukça yakın. Ayrıca uzaya giden ilk şempanze ve genel olarak ilk Amerikalı olan Hem'in mezarı da burada bulunuyor. Bunların yanında burası bu adamın bir roket kızağıyla kara hız rekorunu kırdığı yer ki bu güzel olduğu kadar ilginçti. Tüm bunlar haricinde Alamogordo'yu meşhur yapan en büyük etken atık sahası çöplüğü. Çünkü söylentilere göre Atari'nin gelmiş geçmiş en kötü video oyunu olan E.T.'yi gömdüğü yer burası. Atari'nin çıkardığı E.T. en kötü video oyunu olarak tanımlanıyor. Bugün beterin de beterinden bahsedeceğiz. Karşınızda en kötü 10 oyun listemiz. E.T. yani extraterrestrial mi? Şimdi E.T.'nin olayı şu. Epey bir insan tarafından tüm zamanların en kötü video oyunu sayılıyor. En kötü oyun. Söz konusu 40 yıl önce yaşanmış bir mit, bir efsane. Seni aptal şey, çıksana şu delikten. Telefon simgesini alınca bir FBI ajanı size saldırmaya başlıyor. Nereye giderseniz gidin, bir çukura düşüyorsunuz. Ve çukurdan çıksanız bile tekrar düşüyorsunuz. En büyük tasarım hatalarından biri E.T.'nin çukurlara düşmesi. Bir de şu var ki günümüzde bu oyunlar bir çöplükteler. Söylentilere göre uzun yıllar önce kamyonlar dolusu E.T. oyunu Alamogordo atıp sahasına boşaltılmış. Bu oyunlardan çok fazla kopyalamışlardı ve bunları ne satabildiler ne de ücretsiz de olsa dağıtabildiler. Bu yüzden bunları çölün ortasına götürüp bir cesetmişçesine gömmeleri gerek. Bu çok aptalca bir şehir efsanesi. Güzel bir hikayeden ibaret. Yani bence. Bu hikayenin anlatılıp durmasının sebebi bence yetişkinlerin anlam verememesi. Bu da gençlerin çok hoşuna gidiyor. Neresinden bakarsanız bakın kesinlikle akla yatar tarafı yok. Bu oyunlar neden böyle panikle saklanmaya çalışılsın ki? Ben 5 yaşındayken Pong çıkmıştı ve babam ben ve kardeşlerim için bir tane almıştı. Atari 2600 çıktığındaysa ele geçirebildiğim tüm kasetleri almıştım. Sürekli oynuyordum. Atari, Xbox ve PlayStation'ın bir araya gelmiş hali gibiydi. Piyasanın %80'ine sahiplerdi ve 2600 en büyük ürünleriydi. Adventure, 2600'de oynadığım en güzel oyundu. Bir video oyunundaki ilk gizli sürprizi bulmak için televizyonun önünde 3 hafta oturdum. Günümüzde saçma geliyor. Sadece bir bloksunuz ve görünmez bir noktayı özel bir odaya taşıyınca programcının adıyla karşılaşıyorsunuz. Ama benim için o gizli yeri bulmak çok büyük bir olaydı. Bir yetişkin olarak da hala epey oyun oynuyorum ama ayrıca film yazıp yönetiyorum. İşim bu. Çok sayıda büyük çizgi roman filminde yer aldım. Hani şu saçma video oyunu uyarlamalarını yaptıkları ki bu uyarlamalardan bazılarını yazmışlığım da var. Ama mitler ve şehir efsaneleri de hep ilgimi çekmiştir. 10 yıl önce Werner Herzog'la birlikte Loch Ness canavarını bulmak için İskoçya'ya gitmiştik. Canavarı bulamadık tabii ama hala maceraya atılmayı seviyorum. Özellikle de şehir efsanelerini çözmeyi. Günümüzde video oyunları her yerde, o yüzden benim neslimin Atari takıntısını anlamak zor gelebilir. Ama bizim için ömür boyu sürecek video oyunu bağımlılığına açılan bir kapı bir uyuşturucu gibiydi. Sonra bir gün kayboluverdi. 80'lerin ortasında yok oldu ve hiç Atari oyunu kalmadı. Ben de hep ne olduğunu merak edip durdum. Nereye gitti bunlar? Demek o meşhur atık sahası burası. Evet, E.T.'nin gömüldüğü alan. Evet, burası orası. Atari'den gelenler bu yoldan ve bu kapıdan girmişler. Kanaldan geçmişler. Yani tek giriş noktası buraydı. O zamanlar burası tamamen çöldü. Geçmenin bir yolu var mı yoksa altından mı geçeriz? Evet, evet bu işe yarar. Yani, tabii. Joe Lewandowski epey bir zamandır çöplerin guruluğunu yapıyor.
Almagorda ve Ottawa County'deki çeşitli atık yok etme şirketlerinde görev aldı. Ve söz konusu Atari mezarlığı olunca bence en bilgili kişi odur. Joe tüm şehre bilgi veren ve şehirdekilere neyin nerede olduğunu söyleyen biridir. Ayrıca bana göre çöp alanından çıkıp bir noktayı göstererek işte aradığın yer burası diyebilecek tek kişidir. Yani tüm bu alan gömüldükleri yer mi? Bazıları öyle görmüyor ama inanın ki buradalar. Sanki hissedebiliyorsun ha? Sana da olmuyor mu? Pek olmuyor. Bir ben o zaman. Bu ufak kutular ne peki? O kutuların her biri çöplerin konumunu belirler. Anladım. Yani biri tutup da Atari kasetlerini buraya gömdük ya da bilmem ne tam şurada yazabilir. Yok, sorun da bu. Kimse yazmıyor. Ha, o zaman bu başladık. Bu samanlıktaki bir balyayı aramak gibi bir şey değil mi? Aşağı yukarı. Sonra da o balyada iğne aramak. İki bu kademi yani. Bu resmi eski bir El Paso Times makalesinden. Bu aslında olayın gerçekleştiği güne ait bir fotoğraf. Biz de oturup dedik ki yani tamam muhabir bunu çektiğine göre buralarda bir yerde duruyor olmalı. Buna göre saptadığımız iki nokta şunlar. Şimdi geri gelip muhabiri buraya yerleştirip bu çizgiyi çizdiğinizde çizginin binalarla kesişip kesişmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Joe Lewandowski sadece çöp alanını bilen biri değildi. Ayrıca amatör bir arkeologdu. Indiana Jones gibi. Ama tabancası veya kamçısı olmayanından. Gazete fotoğrafı bir madalya gibiydi ve Joe bunu kullanarak kendi Ra asası versiyonunu yarattı. Bu da tıpkı Indy'nin yapacağı şekilde Atari çöplüğünün yerini gösterdi. Joe kesinlikle saplantılıydı. Efsaneye inanıyordu. 3 yıl boyunca toprağa kazarak efsaneyi herkese kanıtlamak için planlar yaptı. Ama bir oyuncu değildi. Nedenini öğrenmek istemiyordu. Ve ben bunu bilmek istiyordum. Neden o çok sevdiğim şirket geleceğini gömmeye karar verdi? Tüm bu E.T. hikayesi Atari hikayesinin ufak bir kısmı. Biraz geriye gidip Atari'nin işe nasıl başladığına bir bakalım. Video oyunlarının ortaya çıkması, Utah Üniversitesi'nde mühendislik okurken Luna Park'larda çalışmam sayesinde oldu. Jetonlu oyun işinin işleyişinden haberdardım. İyi para kazanıyorlardı. Nolan şu şahane devreleri tasarladı. Öyle bir tasarım yaptı ki günümüzün mühendisleri bunları anlamakta ve onarmakta zorluk yaşıyorlar. Ortağım Ted Debney ve ben pimpon oyunu yapıyorduk. 1972'nin sonunda $3,5 milyon kazandık. Sonra bu $19 milyon oldu. Sonra da $35 milyon. Böyle artıp gidiyordu. Bir sürecin başlangıcı olan bu elektronik alet insanların ilgisini çekti. Ve zamanının en karmaşık salon oyunlarını oynadıktan ve bunların evlere girebileceği ihtimalini düşündükten sonra hayretlere düşüyordunuz. Atari adlı şirket 40'tan fazla üretici tarafından da dağıtılan bu basit oyunu yani Pong'u çıkardığı andan itibaren ev video oyunları büyük başarı yakaladı. Deli gibi satıyorlar. Geçen yıl 300 bin, bu yıl 3 milyon, sonraki yılsa 6, belki de 10 milyon. Belki de artık zengin bir şirket bulma zamanı gelmiştir diye düşündük. 1976'da Warner'daki ofisimde oturuyordum ve telefon çaldı. Gordy Crawford adında biri arıyordu ve hiç unutmadığım o soruyu sordu. Teknoloji odaklı, hızlı büyüyen bir eğlence şirketini almak ister miydiniz acaba? Ben de evet dedim. Neye evet dediğimi bilmiyordum ama dedim işte. İşte Atari ile böyle tanıştım. Atari, geleceğin geldiği yer. Atari için heyecanlanmamın nedeni Pong değildi. Atari 2600'de de kullanılacak bir Yonga setiydi. Pong ortalama bir oyundu. Yukarı aşağı gidip duruyordunuz. Ama Yonga seti tüm oyunları değiştirebilirdi ve çok heyecan verici bir fikirdi. 2600'ü tam olarak 1977 senesinde duyurduk. 9 kaseti vardı. Ev video oyunlarının yaşattığı tecrübe jetonlarla oynanan oyunların yaşattığıyla oldukça benzerdi. Dünyanın bakış açısını değiştirdi.
Yaptığımız şey, televizyonu pasif bir aletten aktif bir alete çevirmekti. Ve bu alanda rakiplerimize liderlik etmek çok heyecan vericiydi. İnsanları resmen büyüledi. Kimse aletten haberdar değildi. Çıkınca denediler, alıştılar ve bu her şeyin başlangıcı oldu. İnsanlara bir bilgisayarın potansiyelini gösteren şey, bu oyunları oynamaktı. Atari bir bakıma bir bilgisayar devrimi yaptı. Şirketler belki bunun gibi başka şeyler yapabilirler umuduyla parlak insanları işe alıyordu. Aslında farkında olmadan oyun tasarımcılığı mesleğini oluşturuyorlardı. Bir oyun düşünün. İş gerçek zamanlı mikro işlemci programlamasında bitiyordu. 80'li yıllardan bu şekilde yapabileceğiniz iki tür iş vardı. Ya akıllı füze sistemleri yaparak aramızda dediğimiz gibi insanları öldürüp kelle başı 12 sent kazanırdınız ya da video oyunu yapardınız ki bence bu o programlamanın hakkını daha çok veriyordu. Atari'de en başından beri mühendislerin hüküm sürdüğü bir ortam vardı. Çünkü bu insanlar sadece mühendis değil, yaratıcı kişilerdi. Müzisyen ya da film yönetmeni gibi. Sanatçılardı. Şansla ya da çalışarak sonunda bir oyun tasarımcısı ekibi haline aldılar. Ve Atari'nin rüya takımı oldular. Tüm klasikleri bu adamlar yaptı. Tempest, Asteroids, Centipede ve Gauntlet gibi. Böyle tonla oyunları vardı. O zamanki ortamda bu adamlar istedikleri şeyleri yapıyorlardı. Bir gün tuvaletteydim ve pisuvarı kullanırken aşağı bakınca hemen yan tarafımda çıplak bir çift ayak gördüm. Dönüp baktım ki adamın üstünde sadece şort var. Olayı anlatınca da ah geç bunları. O harika bir mühendis. Elbise giymeyi sevmiyor. O kadar dediler. Atari'deki Jetun'un oyun mühendisleri harikaydı. Tüketici gözüyle bakıldığında da Howard en iyi programcılardandı. Yaratıcılığın kalbinde programcılar vardır. Temel olarak kullanıcıda belirli duyguları harekete geçiren duygusal bir deneyim yaratmak istiyorum. Yani konsepte olan bir program yaratmak. O zamanlar yani bunun için doğmuştum, bunu yapmak için doğmuştum. 11 Ocak 1981. Atari'de oyun programcısı olarak işe ilk başladığım tarih buydu. Yani buraya geldiğin ilk günü hatırlıyor musun? Kesinlikle. Ofisteki ilk arkadaşlarım Todd Fry ve Rob Zidible'dı. Bildiğim kadarıyla Atari'de çok esrarlı sigara içiyorlardı. Ve işin ilk günümde ben de yanımda biraz getirdim çünkü bilirsin şey olmak istemiyordum yani. İyi bir misafir olmak istiyordum. O şekilde geldim. Genç izleyicilerimize çok güzel örnek oluyoruz. Ortamda insanlar esrar içiyorsa siz de getirin. Todd içeri girdi, kapıyı örttü ve dedi ki birazdan kafam iyi olacak. Bu durumdan rahatsız olacaksanız lütfen çıkın. Ben de dedim ki hayır, aslına bakarsan ben de biraz getirmiştim. Şöyle bir baktı. Ben bu malın hasını içeceğim, tamam mı dedi. Tanışmamız böyle oldu. Sıkı çalışan, bunu yaparken de eğlenebilen insanlar arıyorduk. Öyle olmalıydı ki iş mi yapıyoruz, oyun mu oynuyoruz, ayırt edememeliydik. Şirketin mottosu şuydu, eğlenceyi ciddiye alırız ama biz şöyle derdik, eğlenceyi damardan alırız. Ama bunu pek beğenmediler. Neden acaba? Bu parti atmosferi aslında teşvik amaçlı kasten yapılmış bir şeydi. Ortaya bir iddia atardım. Kazansam bile herkese bira ısmarlardım. Arabaya atlarlardı, içki dükkanına giderlerdi, şirketin kredi kartıyla alışveriş yaparlardı ve ellerinde içkilerle geri dönerlerdi. Biz de içerdik. Şurada jacuzzimiz vardı. İlk kapıdan girince. O odaya sokulan şeyin haddi hesabı yoktu. Şurada bir tepe vardı ve bir keresinde o zamanlar çok sevdiği şu Afrikalı gömleklerinden giymiştim ve tepeden aşağı yuvarlanmıştım. O gün öğlen biraz içmiş olabilirim. İşten önce böyle çılgınca bir ortama gireceğini biliyor muydun? Hayır, bundan söz etmişlerdi ama gerçek olacağını hiç düşünmemiştim. Bir mühendisi aramıza katmanın en iyi yolu onu partilerimizden birine götürmekti. Hey, nasıl gidiyor millet? Nasıl gidiyor? Şöyle düşünüyorlardı. Hey, ben bir nördüm yani ineyim. Ama burada kızlar var. Benimle konuşuyorlar. Güzelmiş. Bu bir gelenekti. Bu adamların kanı deli akıyor. Ne isterlerse onu yaparlar. Ve sıkıntı yok.
Burada geçirdiğim 3,5 yıllık süre, sonraki 25 yılımda çok zorlanmama neden oldu. Çünkü bana bir meslek hayatının ve genel olarak hayatın nasıl olabileceğini gösterdi. Ve öyle bir yaşamın düşüncesi aklımdan hiç çıkmadı. Bir yolunu bulamadım hiç. Buraya tekrar gelmek cidden zor oldu. 30 yıldır ilk kez geliyorum ve burada hayatın ve iş hayatının neler sunabileceğini, gerçekten nasıl tatmin olabileceğimi, anlamlı bir şeyler yapmanın ne demek olduğunu gördüm. Şu anda tüm bunlar beynime hücum ediyor. Ve çok zor. Çok zor cidden. Peki 1983'te tam olarak ne oldu? Dedikodular vardı ama Atari böyle bir şeyin olmadığını söylüyordu. Ve en sonunda da insanlar unuttu. Ama internetin yaygınlaşmasıyla şu enler listeleri de geldi ve E.T. ve hikayesi dedikodu olmaktan çıkıp şehir efsanesine döndü. 90'ların ortalarında herkesin gidip çölü kazarak gömülü oyunları bulabileceğini ileri süren videolar ortaya çıkmaya başladı. Ben de bunlara inanmıştım ama durum hiç öyle değildi. Joe yıllarca kasetleri araştırdı. Edindiği bilgiler doğruysa, oyunlar gömülmekle kalmayıp bir de betonla örtülmüştü. Joe hala resmi işlerle uğraşıyordu. Ama zemini kazması için izin alsa bile bir kürekten fazlası gerekecekti. Kocaman kazı makinelerine ve bunları çalıştıracak yelekli birkaç adama ihtiyacı olacak. Bunlar olay anında çekilmiş gömü alanı fotoğrafları. Betona ulaşmak için 5 metre kadar kazacağız. Betonun altı muhtemelen kum olacak. Orası. İşte orası çukurun sonu işte. Şuradaki tam olarak nedir? Bir motorlu grader. Motorlu grader mi? Evet, üst düzey kazı çalışmaları için. Otoyollar ve büyük ölçekli araziler için. O zaman bu iş için gerekebilir değil mi? Hayır. Yani olabilir ama olabilir. İşten önce getirebilirsiniz belki. Hazırda bekletmek isteyebilirsiniz. Hayır, idare ederiz. Gerek yok, siz bilirsiniz, uzman değilim. Joe biraz fazla acele ediyor gibi ve bence biraz frene basıp yavaşlamalıyız. Toplum içerisindeki çevreciler bu operasyona karşı çıkıyor. Ve ayrıca Almagor'da da zararlı olabilecek maddeler de gömülü olabilir. Ve bununla birlikte aranan alanı hiç bulamayabiliriz. Bu olasılık her zaman mümkün. Kimse de tüm o şeylerin nereye gömüldüğüne dair bir belge ya da kayıt yok. Ve aranan yerlerde cıva verilmiş domuzlar, malatyon, DDT ve hatta o kasetlerde bulunan başka tehlikeli maddelerin çıkma ihtimali de oldukça yüksek. İçinde domuzlar olan bir mühürlü mezarı açıp da dışarı cıva gazı saldıkları bir yerde olmayı inanın hiç istemezdim doğrusu. Yani Stephen King romanlarındaki gibi tutup yanlış bir yeri açıp da tüm Almagordo'yu tahliye etmek istemiyorum. İşte bunu gerçekten kabul edemem. Bir sorun olursa ve New Mexico Çevre İşleri Müdürlüğü farkına varacak olursa işlem yapamayız. Güvenliğinden emin olana dek izin vermem. En azından gücüm yettiğince. Ama bildiğiniz gibi çok güçlüyüm. HSW'yu bulmak. İlk oyun projemde bir jetonlu oyun uyarlaması yapmamı istediler. Başlayalı daha bir hafta olmuştu ama müdürün odasına girdim ve baksana 2600'deki bu Star Castle denen oyun var ya rezalet olacak. Bundan eminim. Sonra dedim ki ama istersen bazı ana elementleri alıp onu daha keyifli ve 2600'e daha uygun hale getirebilirim. Onlar da dedi ki, tamam, ne istiyorsan onu öyle yap öyleyse. Peki oyun programlamayı nasıl öğrendin? Kılavuzu okudum ve oyunu yazmaya başladım. Kimse bir oyunun altını dolduracak bir hikaye yazmamıştı. Ve bu ilk oyunum ve her yönden yenilikçi olmasını istiyorum. Mümkün olan en iyi oyun olmasını istiyorum diyordum. Sonra oturup 7-8 sayfalık bir hikaye yazdım. Yazmak için tüm gece uyumadım ve sonunda bitirdim. Yıldızlar arası ilk uzay gemilerine giren ve evrimleşerek güneş sistemini fetheden ama sonra başka canavarların saldırısına uğrayan sineklerle ilgili bir bilim kurguydu. Hikaye kabaca buydu. Sonra
Sonra bir de isim lazım dedim. Ve yar olsun dedim. Ray'in tersten yazılmış idi. Ve Atari'nin CEO'su Ray Kasser'di. Ray'in adını tutup bir kenara yazdım. Revenge de aksiyona iyi gider dedim. Yars Revenge ortaya çıktı. Yars Revenge çıktığı zaman gerçekten çok tuttu. Oyunların Yars Revenge gibi görünmeye çalışması, onun mekaniklerini kullanması falan harikaydı. Yars Revenge ilkel görünebilir ama dönemin diğer oyunlarıyla karşılaştırıldığında şahane görünüyordu. Kaseti ilk taktığım anı hatırlıyorum da, ne bu böyle demiştim. Döneme göre gerçekten çok yenilikçiydi. Asıl olayı etrafta bir gemiyi uçurmak ve bunu eğlenceli hale getirmesiydi, özellikle o donanımda. Düşmanlar havalı ve korkunçtu ve yenince mutlu oluyordunuz. Bölümleri geçtiğinizdeki zaferi de, yenildiğiniz zamanki mağlubiyeti de kabulleniyordunuz ve oynamaya devam ediyordunuz. Çünkü kandırılmış hissetmiyordunuz. Oyun adaletsiz bir şey yaptı diye kaybetmiyordunuz. Yeterince iyi olmadığınız için kaybediyordunuz. İşte bu tüm iyi oyunların özelliğidir. Bir gün Yars Revenge oynuyordum ve bir numara keşfettim. Bölüm geçiş esnasında doğru zamanda doğru yerde durursanız bazı baş harfler geliyordu. Bu harfler HSW'ydu. Ve nihayet bir oyun dergisinde HSW'nun anlamını açıklamışlardı. Anladık ki açılımı Howard Scott Warshaw'muş. Yani oyunu yapan kişi. Yars Revenge, Atari'nin kasetinin üzerinde programcısının isminin yazıldığı ilk oyunuydu. Pek çok ilke imza attı ve bu onlardan sadece biriydi. Yars Revenge, Atari 2600'ün en çok satan özgün oyunuydu. 1 milyona yakın kopya sattı. Zamanın tüm eleştirmenleri Atari'nin en iyi oyunlarından biri diyordu. Atari'ye çok fazla para kazandırdı. 1981'de yaklaşık olarak 375 milyon dolarlık kar yapmış bir şirketten bahsediyoruz. Günümüzde eğlence sektörünün en başarılı pazarlarından biri video oyunları. Bu gerçek anlamda büyük bir... Akıl almaz bir şeydi. Amerika tarihinin en hızlı büyüyen şirketiydi. Çok etkileyiciydi. Benim gibi orta yaşlılar bile başını sallayıp "Tanrım, bu inanılmaz" diyebiliyordu. En başarılı jetonlu oyun şirketiydik. Baskın bir müşteri bazlı şirkettik. Kendi kendimize hep şu soruları sorardık. Oyun kategorileri nelerdir? 2600 neler başarabilir ve bu endüstri nereye gidiyor? Joe'nun bu Atari mezarlığında yaptığı onca şey artık karşılığını buluyor gibi görünüyor. Ben Atari oyunlarının çıkarılmasından yanayım. Çünkü oyun dünyasının en büyük miti bu. Bence Joe bunun Almagordo için güzel olacağına ve artık haritalarda yer edeceğine inanıyor. Salı günü Almagordo Şehir Kurulu eski çöp alanının 6 ay içerisinde kazılması için izin verdi. Şehir olur dedi ve şimdi eyalet de izin çıkardı. Film ekipleri Almagordo'ya gelecek. Belgesel film ekibi saat tam 9.30'da bu tuhaf gömü kazısını incelemeye başlayacak. Birinci aşama, keşif. 24 Nisan 2014. Burada gerçekten etkileyici bir makine var. Tam olarak ne yapıyor? Bu delici alet doğrudan aşağı doğru iniyor ve aşağıdan örnekler toplayıp yukarı çıkarıyor. Alanı 1200 metrekareden yaklaşık 30 metrekareye kadar daralttık. Şu anda amacımız biraz daha daraltmak çünkü birilerinin yolladığı postaları ya da posta mühürlerini, gazeteleri falan arıyoruz ve tarihlerine bakıyoruz. Yani Eylül 1983'ü arıyoruz. Yeterli bir şey yok. Burayı kazıp E.T. kasetlerini bulamazsak insanlar hayal kırıklığı yaşamaz mı? Yani... Hepimiz için hayal kırıklığı olurdu. Ortada 3 yıllık bir emek var. Peki ne yapacağız? Çöp alanını komple kazmayı falan mı düşünüyoruz? Yok, öyle bir şey olmaz. Çevre müdürlüğü zaten buna izin vermez. Yani işin sonunda tüm bunlar koca bir zaman kaybı olabilir diyorsun, öyle mi? Dediğim gibi arabama bahse girerim ama evime girmem. Yolculuk. Amerikan Klasik Çalışmalar Okulu, Atina, Yunanistan. Çoğu kişi, en azından batıda yaşayan çoğu kişi, bir şekilde video oyunu oynamıştır. Ve Atari markasını bilir. E.T.'yi de bilirler. Yani bence bu oyunla ilgili evrensel bir merak var. 1983'te birkaç gecede bir şeyler oldu ve bence bu araştırılmayı hak ediyor. Almagordo'ya gitmeye karar vermemin esasında yatan sebep, bir oyunun ya da endüstrinin kültürel ve sosyal bağlamda yarattığı etkiye ilgi duymam. Atari'nin E.T. oyununun etkileyiciliği bir müzede değil de,
Almagordo'daki bir çöplükte olması. Olayı canlı tutan insanları da bu cezbediyor. Bu eşyaları bulmak, gerçek kanıtları görmek, bu olayın gerçekten yaşandığını bilmek istiyorlar. 94 senesinden beri profesyonel anlamda oyun yapıyorum. Ama dahası video oyunlarına dair tarihi araştırmalar da yapıyorum. Oyunları saklıyorum ve insanlara onların sanat olduğunu anlatıyorum. Bu yüzden çok sayıda video oyununu alıp bulup araştırıyorum. Hep günün birinde oraya gideceğimi ve şöyle dünya gözüyle gömüldükleri yeri göreceğimi umdum. İçinde ne olduğunu görmesem de olur. Çünkü bu gizem bitmesini istiyorum. Bence o alanın dibinde bütün bir endüstrinin gömüldüğü bir mezarlık var. Çünkü o dönem Atari'yi etkileyen şey herkesi etkiledi. Sonu gelmez sandığım her şey bitti ve bu bitiş tam o anda oldu. Şu kasetleri gömdükleri anda. O yüzden orada ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu sanki ahit sandığını açmak gibi. Bakmak istiyorsunuz ve yüzünüz falan da eriyebilir, bilmiyorum. Eşime New Mexico'ya gideceğimi söyledim. Bana nedenini sorduğunda anlatmaya başladım ve dedi ki, tamam, bilmesem de olur. Git ve işini hallet dedi. Ernest diye mi yazalım? Fark etmez. Ernest yazılarımda kullandığım bir isim sadece. Herkes bana Ernie der. Tamam tamam, anladım. Ernest yazalım. Kendini nasıl tanımlarsın? Senaryo ve roman yazarı, tam bir macera perest. Benim için Atari oynamak simülasyon gibiydi. Indiana Jones rolüne girebiliyordum. E.T. rolüne ya da işte. Bu imkanımın olması mütevazı ama kendine de yetebilen bir aileye sahip olmam ve istediğim kadar oynayabilmem çocukluk dönemimi şekillendirdi ve hayal gücümü geliştirdi. Ready Player One içinde bana ilham verdi. Willy Wonka video oyun tasarımcısı olsaydı, altın bilet yarışmasını yaptığı en iyi video oyunda düzenleseydi, bu fikri Atari oyunlarındaki gizli sürprizleri bula bula edindim. Bu hafta bir çocuk gibi hissediyorum. Kampa falan gidecekmiş gibi. Almagordo ve Atari mezarlığı benim için adeta bir kutsal mekan gibi. Ve ayrıca DeLorean'ım New Mexico'da beni bekliyor. Tek yapmam gereken Santa Fe'ye gidip DeLorean'ımı onu geleceğe dönüş temalı çekimler için ödünç alan George Martin'den almak ve Almagordo'ya sürmek. Very Large Arrow'a mola verip Roswell'a uğradıktan sonra Almagordo'ya giderim ve Atari mezarlığının kazılışı yetişirim. Şöyle her şeyi planladıktan sonra destansı bir yolculuğa çıkacağım. Ben gideyim. Sanki ben indiğim de Dr. Brown'la buluşup E.T.'yi kurtarmak için Westeros'a gidiyorum. Yolun açık olsun ve Almagordo'da i̇şte iyi eğlenceler. George, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Burada. İşte. Bu cidden iyi bir kanıt çünkü şuradaki... Tarih mi o? Yazan tarih. 2 Ekim 1982 Cumartesi günü. Bu iyi değil mi? Evet, olay 23 ile 29 Eylül arasında olmuştu. Yani bu bir hafta sonrasında. Bir hafta bile değil, 2-3 gün sonrasında. Şey, matematiğim pek iyi değildir de. Kasetleri gömmüşlerdir. Sonraki haftalarda getirilen çöpler de üzerine yığılmıştır. Doğru, oyunlar nerede peki? Sonradan gelenlerdendir. Henüz oyun... Oyunlardan haber yok mu? Hayır hayır, henüz yok. Henüz. Anladım. Zorlukları severim, bizleri severim. Özellikle insanlarını... bulunamayacağı ve orada olmadığını söylemesi. Bu mücadelemizi daha da güzel kılıyor. Bu araştırmaya 3-4 yılımı verdim. Planıdır. Resmi işleridir. Çevre müdürlüğüdür. Yani bu noktaya gelene kadar çok fazla engel aşıldı. Şimdi onları bulmamız çok önemli yani. 22 milyon dolarlık iddia. 80'li yılların başında filmlerin oyun uyarlamaları yeni yeni moda olmaya başlamıştı. Sanırım ilki Raiders'tı. Raiders of the Lost Ark'ın oyununu yapacak biri gerekiyordu. Sanırım Yars çok başarılı olmuştu ve bu yüzden benden büyük bir oyun yapmamı istediler. Ama karar Spielberg'ündü. Gidip Spielberg'le tanıştıktan sonra, baksanıza bence bu adam oyun için uygun değil diyebilirdi ve başkasını ararlardı. Atari'nin Raiders of the Lost Ark macera oyununda Indiana Jones kötülerden kaçabilecek mi?
Raiders of the Lost Ark oyunu nasıl bir tepki aldı? O da milyonlarca sattı. Raiders kocamandı. Şunu söyleyebilirim ki, Atari tarihinde her oyunu benimki gibi milyonlar satan başka programcı yoktur. Bu gerçekten önemli bir şey. Şimdi de Spielberg'den yeni bir film. E.T. The Extraterrestrial. Spielberg demişti ki filmlerim hep ağır başlar, sonra toparlanır ve öyle kalır falan filan. Bunlardan anlamıyordum. Dönüp ona dedim ki bu sefer değil, E.T.'den bahsediyoruz. İyi başlayacak ve iyi gidecek. Sonra film çıktı, çok izlendi. Biz de oyununu yapalım dedik, tamam? Bir şeyi tamamen kar amacıyla alıp başka bir platforma aktarırsanız zora girmeniz oldukça kaçınılmaz olacak. Özellikle de oyununu yapınca. Şey gibi, baksana bu filmin oyununun ekmeğini çok yeriz. Zaten iyi para kazandıran bir markadan daha da çok para kazanırız. Şimdi Atari'deki insanlarla Universal'dekiler arasında ödeyeceğimiz para tartışılıyordu. Ve Warner'ın CEO'su Steve Ross devreye girerek anlayamadığımız bir şekilde öyle bir anlaşmaya imza attı ki inanması çok güç. 20 milyon dolardan fazla bir paraydı. Çok büyük bir para. Steve Ross sadece Steven Spielberg'ü Warner'la çalışmaya itmek niyetindeydi çünkü dehasının farkındaydı. Ve tüm bunların bu hikayede etkisi var. E.T.'nin haklarını aldık ve oyunu yılbaşına yetiştirmemiz gerekiyordu. İşte bu sıkıntıydı. Bir öğlen vakti ofisimde otururken birden telefon geldi. Ray Kassar'dı ve Monterey'den arıyor. Telefonu açtım ve Ray Kassar durup şöyle dedi. Howard, E.T.'yi 5 haftada yapabilir misin dedi. Ben de evet yapabilirim dedim. O da tamam. 2 gün içinde San Jose İdari Havaalanı'nda ol. Seni bekleyen uçağa bin. Ve Spielberg'e oyunu anlatmaya bak dedi. Spielberg'le görüşüp oyunu anlatmaya giderken uçağın içinde piştiğim o buluşmada. 5 haftam olmasına rağmen yine yenilikçi olmak istiyordum. Bu yüzden oyunun dünyası 3 boyutlu olsun istedim. Amacımsa devasa bir ölçeğinin olmasıydı. Tam olarak cidden bir şeyler yapmaya çalışmakla imkansıza doğru yol alıp dibi boylamak arasında ince çizgideydik. Oyunun duygusallığı karakter etkileşimleriyle verilecekti. Bir FBI ajanı vardı ve elinizdekini almak istiyordu. Sadece elinizdeki şeyi çalmasının sebebi buydu. Bilim adamı vardı ve doğrudan sizi istiyordu. Sizi şehre götürüyordu. Çünkü sizi detaylıca araştırmak istiyordu. Elliot da sizi kurtarmaya geliyordu. Bazen Elliot'ı çağırabiliyordunuz ve size yardım ediyordu. Bu tür şeylerin duygusallık katan etkenler olduğunu düşünmüştüm ama bir noktada Spielberg bana dedi ki, daha çok Pac-Man gibi bir şeyler yapabilir misin? Hayır Steven, yeni bir şeyler yapmalıyız. Bu filmin hakkını verecek bir şeyler yapmalıyız. Olay karmaşık bir oyunu yapmanın kolaylığı değil. Olay bir oyunun kolay anlaşılabilmesini sağlamanın ortaya çıkardığı zorluk. Görevim Atari'yi para kazandıracak bir oyun yapmak. O zamanlar tipik bir VCS oyunu yapmak 5-6 ay sürüyordu ve benim 5 haftam vardı. Sektördeki çoğu insan gibi kimse 5 haftada oyun yapamaz diyebilirsiniz. Ama ben öyle düşünmem. Ben hep evet bunu yapabilirim derim. Böbürlendiğimi düşünebilirsiniz. Yani o zamanlar aklımda nasıl düşünceler varsa tamamen kontrolümü ele geçirmişti. Çünkü oyun yılbaşı pazarına giremezse tamamen boşa çıkardı. Ve piyasaya çıkamazdı. Yani önemli bir şeydi. Bu oyun kumar makinesiydi ve 22 milyon dolar oynanmıştı. Evimi iş yerine çevirmiştim ki oyun üzerinde yaklaşık olarak 24 saat çalışabileyim. Bir jetonlu oyunu alıp VCS'de oynayabilecek bir video oyununa uyarlamanın sahip olduğu başarı olasılığını oldukça yüksek bulmuştuk. E.T. öyle değildi. Merhaba. Orada kimse var mı? E.T. video oyunu mu? Vay canına.
İşte E.T. rolüne girebileceğiniz bir video oyunu. Tamam, oyun bitti ve istediğim şartlardan biri de Steven Spielberg'ün nihai oyuna olur vermesiydi. Steven Spielberg oyunu oynadı ve çıkması için onay verdi. Howard, ki kendisi tam bir dahidir, gitti ve birkaç hafta sonra bir konseptle ve bir oyun planıyla çıka geldi. Ve ben büyülendim çünkü oynaması cidden zordu ve eğleniyordum da. Güncel halini mi oynadınız? Evet, son oyunu gördüm. Beğendiniz mi peki? Evet evet, favorim oldu. Etkilendim ve sonra filmi yaptım. Steven Spielberg'in hoşuna gittiyse ben de tamam, sorun yok o zaman dedim. Ve onu suçladığım yok bu arada. Tabii, elbette yok. Ama onun suçu. E.T.'yi eve ulaştıracağınız bir video oyunu. Tam da yılbaşına yaklaşmışken. E.T. bittikten sonra oyunu yetiştirmiş olmanın verdiği bir rahatlama duygusu geldi. Her şey çok güzeldi. Sonra oyun piyasaya çıktı, listelerde çok üst sıralardaydı ve her şey yine güzeldi. E.T.'yi almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 1982'nin yılbaşıydı ve mahalledeki arkadaşlarım arasında E.T.'yi ilk alan benimdir diye düşünmüştüm. Sonra bir baktım ki tanıdığım herkes o yılbaşında E.T.'yi almış. Bir süre sonra yanımdan geçen insanlar diğer binalardan ve pazarlama bölümünden insanlar değişik şeyler demeye başladı. Baksana Howard, harika bir iş çıkardın. Senin suçun değil. Yaptığın iş cidden büyüktü ve bizim için kendini öne attın. Ve aksini düşündüğümüzü sanmanı kesinlikle istemeyiz. Konunun seninle alakası yok. Kendini suçlama. Güzel, sıkıntı yok. Ben de ne diyor bunlar yahu diye düşünüyordum. E.T. gerçekten zor bir oyundu. Acımasız ve adaletsiz bir oyundu. Pek mantıklı gelmiyordu. Ben Londra'da büyüdüm. Oturduğum yerde bir video oyunu mağazası vardı ve kiralayabiliyordunuz. Çok uygun fiyata alıp hafta sonu oynayabiliyordunuz ve buna rağmen param boşa gitti diyorum çünkü cidden kötüydü. İnsanlar beğenmiyordu. Gerçekten hiç ama hiç beğenmiyordu. Filmi gerçekten çok beğenmiş olmam işleri daha da kötüleştiriyordu. Filmi sevmiştim. Çıktığı zaman herkes sevmişti. Harika bir filmdir. Hala klasiktir. Filmin kalitesiyle uyarlandığı oyunun kalitesi arasında bu kadar büyük bir uçurumun olması insanın yüzüne gerçekten bir tokat gibi çarpıyordu. Tamam, 6 milyon satmayacaktı. 4 ya da 3 milyon satacaktı. Bu da iyiydi. Ama sonra iadeler oldu. İnsanlar oyunu iade ediyordu. Çok fazla bastılar. Ne kadar bastıklarını ben bile bilmiyorum. 4 milyon kaset bastılar. Yani milyonlarca kaset iade edildi. Bu işe yaramaz ve para etmez ürünlerle ne yaparsın ki? Bunlardan nasıl kurtulursun? Gömersin. Bu çok iyi bir cevap. Kariyer değişikliği ilk kez yaşadığım bir şey değildi. Çok sayıda farklı işte çalıştım. Bir keresinde Kaliforniya'da emlakçılık lisansı almıştım. Ve sonra da borsacılık lisansı aldım. Bir süre bunları yaptım. Sonra yapmak isteyeceğim son iş olduğunu anladım ve şu anda da Kaliforniya'da pratisyen fizyoterapistlik yapıyorum. Benzersiz bir terapistim. Çünkü mühendislik master'ımın yanı sıra bir de psikolojik danışmanlık master'ım var. Bir Silikon Vadisi terapistim. Yani. İngilizce ve Nerdçe arasında geçiş yapabiliyorum. Ve Atari'den ayrıldığım günden bu yana ilk kez sevdiğim bir işi yapıyorum. Yani eskiden çalıştığım konumun altında kaldığını düşünmediğim bir konuma gelmem 30 yılımı aldı. Ve araya çok sayıda farklı iş girdi. Kazı yapılacağını biliyorum ve ben de orada olacağım. Tam orada duracağım ve resmen geçmişimin gün yüzüne çıkarılışını izleyeceğim. Bu uğruna heyecanlanması garip bir durum. Bir tarafta umutlarım, diğer tarafta beklentilerim ve ne olacağını bilmiyorum. Gerçekten ne olacak bilmiyorum. Oradan gerçekten bir şeyler çıkarsa bana ne anlam ifade edecek gerçekten bilmiyorum. İkinci aşama, kazı. 25 Nisan 2014. Arkeologların Barış Saati. Sabah 09:24. Bu tür kazı işlerinde birlik hissiyatı ve
ilgilenilen sorunları çözmek için birbirine yardım etmek esastır. Ve çoğu zaman bunu gönüllü olarak yaparız. Alanı temizlemek için yapacakları kazıyı görmemiz çok önemli. Böylece elimizde ne var ne yok çok iyi anlarız. Çalışanlardan biri bir Donnie ve Mary posteri bulmuş. Aa, evet evet, şahane gerçekten. Bu işe bir kurtarma kazısı gözüyle bakacağımız için bir çukur kazacağız. Kazdığımız çukurlardaki eşyaları bulup çıkaracağız. Bu noktadan sonra eşyaları masaya koyacağız, sınıflandırma yapacağız, tartacağız, sayacağız, tanımlayacağız. Plan bu. Bugün neler yaptık? Deliği kazmaya başladık, kamyonlarda gelip gitmeye başladılar. Şimdi insanların anlaması lazım ve şu an muhtemelen ekrana harika bir şema gelecek. Çöpün boyu yaklaşık 6 metre ve oyunlar bunların altında saklı. Çöp ve toprak. Affedersin, çöp ve kum. Şemada her şey çok açık olacak. Tüm bu kütlenin kaldırılması mı gerekiyor? Evet, çukurun büyük bir kısmını çıkaracağız. Şimdiye kadar herhangi bir Atari oyunu bulduk mu peki? Yok, hayır, hiç yok. Şimdilik yok. Ayrıca sen... Çok gergin görünüyorsun. Evet. Gergin misin? Evet, korkuyorum. Korkuyorsun, pekala. Dürüst olacağım, ben de acayip korkuyorum. Sizi motive etmeye yeter mi bilmiyorum ama... Evet, çok işe yaradı. Artık işe dönelim, tamam. Hadi. Çok güzel, çok güzel. Harika. Hadi ekip, iş başına. San, sakin ol dostum. İnsanlar nerd ya da geek diyor. Bense hevesli diyorum. Bir şeyleri seviyorum ve seven insanları da seviyorum. Yani tüm zamanınızı sanat ve eğlence gibi harika şeylere odaklanarak harcadığınızı düşünün. Çok fazla şey olur ve beyniniz hepsini almaz. İşte kazı da böyle. İnsanlara, yani doğru insanlara anlattığımda nihayet gerçekleştiğine inanamıyorum. Ve sen de orada olacaksın diyorlar. Baksanıza, tüylerim diken diken oluyor. Austin, Texas'taki yerel bir oyun mağazası Game Over Video Games bana Howard'ın yaptığı tüm oyunların kopyalarını verdi. Şunu bilen azdır, E.T. bir video oyunundaki ilk resmi gizli sürprize sahip oyundur. Bunu ilk kez Warren Robinet Adventure'da yaptı ama kimseye söylemedi. Howard ise bunları koymak istediğini söyledi ve Atari'de kabul etti. Sardunya'yı bulursanız ve büyümesini sağlarsanız, Yars Revenge'deki yara dönüşüyor ve uçup gidiyor. 11 yaşındayken ilk gördüğümde çok korkmuştum. Bunu tekrar yaparsanız, Riders of the Lost Ark'taki Indy'ye dönüşüyor. Yani Howard, bu oyunun ve bu oyunun karakterlerini bu oyuna saklamış. Merhaba. Merhaba, günaydın. The Lodge'a hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? Olmaz mı? Harika, soyadınız nedir? Warshaw. Howard. Ta kendisi. Yüzeydeki bulgular. Üçüncü aşama, çıkarma. 26 Nisan 2014. Asıl kazının yapılacağı gün geldi ve benimle eşim bir minibüse atlayıp kazı alanına gittik. Tuhaf bir duyguydu. Yani gergin gibiydim ve açıkçası nedenini pek anlayamasam da içimde gerçekten böyle tuhaf bir his vardı. İşin aslı bu olup bitenle ilgili acı bir histi. Araç alana yaklaştıkça insanlar gelmişti bile. Sonra daha çok insan gördük. Sonra daha da çok gördük ve ilerledikçe sayıları daha da artıp durdu. Bu tür şeyler benim için dini bir yolculuk gibi. Arkadaşlarımı aradım ve dedim ki, hey, bir uğrasak mı? Kayınbiraderimi davet ettim. Evet, hadi bir görelim bakalım. Eşim de dedi ki, bana ne ki? Bu sadece 100 yılda bir olabilecek devasa bir video oyunu olayı.
Bizim neslin şehir efsanesi. Çöle bırakılmış milyonlarca kaset. Çocukken hep bununla ilgili söylentiler duyardım. Atari oynayarak büyüdüm. Bakıcılarım almıştı ve E.T. oyunu da vardı. Ben ve arkadaşım tamamen eğlencesini etrafta araba sürüp oyunların gömüldüğü yeri bulmaya çalışırdık. Efsanenin eğlencesiydi bu. Loch Ness canavarını aramak gibi. Geçen gece E.T.'yi oynadığında neler hissettin? O harikaydı. Çünkü açıkçası berbat oyunları çok severim. Geri dönüp oyunlardan aldığım hissi tekrar alma fırsatını tepemezdim. Aslına bakarsanız sadece bu şehir efsanesi gerçek mi değil mi bilmek istiyorum. Video oyun tarihinin bir parçası olmak için geldim. Gerçek olup olmadığını görmeliyim. Bir oyun uğruna 28 saat araba kullanmak için çok özel bir nerd olmak gerekiyor. Bir Atari 2600 oyunu olan E.T.'nin en kötü oyun olduğu efsanesini çürütmek iyi olurdu. Çünkü bu hiç doğru değil. Ayrıca Howard Scott Warshaw'u da unutmamalıyız. Kendisi harika bir oyun tasarımcısı ve oyunu da harikaydı. Güzel araba. Evet, çok sevdim. E.T. de var. Bu sabah New Mexico'daki ufak bir kasabada bir çöplüğe gelirken sırada bekleyen insanlar vardı. En son ne zaman çöplüğe girmek için bekleyen insanlar gördün? Gerçekten çok şaşırdım ama iyi anlamda. Bir şeyleri atmayacaksan çöplüğe gitmezsin ama biz de burada gömülü bir hazine bulmaya çalışıyoruz. Bence bir şeyler bulacaklar. Kasetleri bir yerlere atmışlardır. Ya buradaysa? Çok fazla açık alan var. Milyonlarca kaseti gömmeye müsait. Oyunları bulacaklarına kesin gözüyle bakıyorum. Şu an büyüdüğüm dönemin kazısı yapılıyor. O döneme dair her şey gözümün önünden geçiyor. 3 saat sonra. Pekala, rüzgarın zamanlaması da çok manidar. Aynen. Kum fırtınalarını ve korku dolu alçak beyaz bulutları seviyorsanız Almagordo'da hava bir harikadır. Vay canına. İyice fenalaşıyor. Evet. Rüzgar şiddetleniyor. Affedersin, iyice kötüleşti. Okulları rüzgar buraya White Sands'ten getiriyor ve böyle her yeri kaplıyorlar. Bu çok fena bir şey. Bugün rekor hızlı bir rüzgar varmış. Cidden mi? Biz de başkasından duyduk. Kum fırtınasının ortasında kaldık. Close Encounters'ın başındaki kum fırtınası gibiydi. Gözlük ve bandanalı insanlar. Toplanmışlar çünkü bir şey bulmuşlar ama buldukları şeye inanamıyorlar. Başka gelen yok mu? Bu Denver, Colorado'dan Tony Johnson. DeLorean'ımda otururken yanıma geldi. Bir şey buldum, bir şey buldum dedi. Ve Tony tarihe geçecek çünkü bir Atari parçası bulan ilk kişi oldu. Vay be, bu olamaz. Çok önemli. İşte burada beyler. Bayanlar baylar, bir duyurumuz var. Tony, bize ne bulduğunu söyler misin? Benim Atari 2600 joystick başlığı. Nerede buldun peki Tony? Tuvalete giderken. Yüzey bulgusu. Evet, yüzey bulgusu nedir biliyormuşuz gibi. Yüzey bulgusu. Pekala. Yüzey bulgusu tam olarak etrafta gezinirken aşağı bakıp gördüğün, ilgini çeken ve yerden aldığın şeydir. Bunun çukurdan fırlamış olma olasılığı nedir? Bence oldukça yüksek bir ihtimal. Yani rüzgar bu yöne doğru şiddetli esiyor. Yüzeye çıkarmış olabilir. Burada olduğumuz sürede epey ilginç şey bulduk. Atari'den bir şey var mı? Henüz Atari'den iz yok. Bunun doğruluğu nasıl ispatlanır ki? Yaş da ayniyle mi? Hayır. Onun için çok yeni. Eğer bu kasetler gerçekten oradaysa, kasetleri bulduğumuzda ortada iki ihtimal var. Birincisi, kasetleri kamyonlara doldurup alana boşaltmış olmaları ve bu en iyi ihtimal. Çünkü onları oradan alabilirsiniz ve kesinlikle çoğu oynanabilir durumda olur. Yani sadece 1983'ten beridir oradalar. Çöp torbaları, bira şişeleri, ahşap. Oldukça fazla ahşap. Belirtilen yerdeyiz ama hala Atari parçalarına rastlayamadık. Epeydir burada bekliyoruz. Çok sıkıcı. Rüzgar şiddetli. Bir şey bulacaklar mı diye merak ediyoruz. Naylon bir ipliğe benziyor. Bu da kırmızı bir sargı. O delikte yılan ya da akrepten başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Gömülmüşse de bir sebebi vardır ve öyle kalmalı.
İplerin kopuşu. 1983'ün sonuna kadar işler çok da kötü değil diyordum. Atari asla yıkılmaz diyordum. Hayatımın değişmez bir parçasıydı ve Atari'nin ya da Atari 2600'ün olmadığı bir geleceği hiç düşünemiyordum gerçekten de. Zor bir şeydi. E.T. piyasaya çıktı ve E.T. pek güzel değildi. Yılın sonlarına doğruydu sanırım. Hesap kitap işlerini merak etmeye başladım ve sonucunda hayatımın en kötü gecesini yaşadım. 7 Aralık 1982'de Atari'nin CEO'su Dennis Groth'tan bir telefon aldım. Ve dedi ki, Manny, işte yeni bütçe. Ve bize söylenenden çok daha büyük bir kesinti vardı. Warner İletişim bugün zamanında fırtınalar estiren Atari işinde 3. çeyrekte 180 milyon dolar daha kaybedildiğini açıkladı. Yıllık toplam kayıp yarım milyar doları aştı. Şirkette artık iplerin koptuğunun işaretlerini her yerde görebiliyordu. Çok şiddetli ve hızlı kopuyordu ve hazırda bir çözümümüz yoktu. Atari Başkanı Raymond Kassar da dahil çok sayıda Atari yöneticisi, olumsuz kazançların ve hisselerdeki fiyat düşüşünün duyurusundan hemen önce Warner hisselerini sattı. Kassar herhangi bir yanlışlık ya da yolsuzluk yaptığına inanmıyor ama bazı hisse sahipleri Warner'a dava açtı. Ray Kassar'ı yolladılar ve Philip Morris'ten birini getirdiler. Adam geldiği zaman Atari'de 10 bin çalışan vardı. Ve 4-5 ay içinde çalışan sayısı 2000'lere düştü. Çalışanlarımızın %80'ini kaybetmiştik. Piyasa kısa vadede oldukça irrasyonel. Neyse ki uzun vadede rasyonel durumda. Hızlı yükseliş bitmişti. Yaklaşan çöküşün boyutlarını ne yazık ki kavrayamamıştım. Parçalanıyordu. Tren raydan çıkıyordu. Artık rayında gitmeyecekti. Peki ben ne yapacaktım? Duygusal bir çöküntüydü. Çocuğum gibiydi ve hor görülmesine katlanamıyordum. New Media dergisi E.T.'yi video oyunu endüstrisini yok etmekle suçlamıştı. Bu çok tuhaf. Milyar dolarlık bir endüstriyi tek başıma devirebilmiş olmam gerçekten de çok ilginç doğrusu. E.T. çıkıyor, endüstri ölüyor. Howard suçlanıyordu ve sanırım bu durum kariyerini ve akıllarda nasıl yer ettiğini etkiledi. Bu gerçekten çok kötü. Bir adamın kariyerinin E.T. yaptı diye yok olması ve bunu yaparken çektiklerini de göz önüne alırsak bence çok adaletsizce. Yani üzücü. Çok üzücü. Bir video oyunu şöhretler kaldırımı var. Ayrıca DICE adlı bir gösteri var ve burada yaşam boyu başarı ödülleri veriliyor. Howard bunlarda yok. O gruba dahil edilmiyor. İşler iyice sarpa sarınca, Atari'den ayrıldığım gün her şey sona ermişti. Ve bütün eşyalarımı arabaya koyup oradan son kez ayrıldım. Çok hüzünlü bir andı. Çünkü hayattaki en önemli varlığımı kaybetmiş gibiydim. Ve tekrar yaşaması imkansız bir deneyim olduğunu biliyordum. Almogordo'daki mezarlık tam tabiriyle Atari'nin mezarlığı. O kasetlerin gömülmesi aslında güzel bir dönemin gömülmesini temsil ediyordu. İşte konuşulmamasının nedeni bu olabilir, bilmiyorum. Yani ben o kafaya hiç girmeyeceğim ama Atari'nin ölümüyle alakasından dolayı olabilir. Geçmişin karşımıza nasıl çıkacağını kontrol edemeyiz. Artık E.T. kasetiyle alakası kalmamış şeyler bulabiliriz. Korkunç, pis ve çürümüş bir şeyler bulabiliriz. E.T.'lerini çıkarsak bile ne yapacağımızı bilemeyebiliriz. Bir parçam kasetlerin yerini bulup açacakları zaman vaziyetin ahit sandığına çok benzeyeceğini söylüyor. Epey bir toprak olacak ama diğer parçam orada bulunacakların, gerçekte olanların daha iyi araştırılıp anlaşılmasına zemin hazırlamasını istiyor. Keşke öyle olsa. Hey, sen de görüyor musun? Adı ne? Joe. Joe. Ne var orada? Gelmemi mi istiyorlar? Hadi. Ne oluyor? Bir şey mi buldunuz? Keşke dürbünümü getirseydim.
Bakabilir miyim? Arkeoloji masasına bazı eşyalar getiriyorlar. Bakalım neler olacak. Herkes duyuyor mu? Bir şey bulduk. Arkeologlar 1983'e ait olduğunu doğruladı. 9 metre aşağıda. Bu E.T. video oyunu. Kutusunda. Ve zarar görmemiş. İşte burada. Bu çok ama çok duygusal bir olay. Efsaneyi kanıtladılar ve bir parçası olmak harika bir şey. Aferin Joe. Kepçe dalıp ağırlık sınavını zorlayana kadar heyecanlı değildim ama sonra içinde E.T. kasetleriyle çıkınca omzumdan büyük bir yük kalktı. Teşekkür ederim. Onları sağlam halde bulamazlar sanıyordum. Ezip mahvederler diyordum. Şimdi tüylerim diken diken ve sebebi fırtına değil. Şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bundan 32 yıl önce yaptığım bir şeyin uyandırdığı heyecanı siz de görüyorsunuz. Bu biraz... biraz kişisel bir şeydi. Bu oyunları yapmak için ortaya çok şey kondu. Ve bu oyun 5 haftada yapıldı. Hayatımın en zorlu 5 haftasıydı. O yüzden müsaade edin. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. E.T.'den yakınan birçok kişi oyunu oynamamıştı bile. O zamanlardan beridir insanlarla konuşurum. E.T.'den bahsederler ve ben de peki oynadın mı derim. Son oynamadıkları anlaşılır. Sadece bu oyunun rezalet olduğu efsanesini devam ettiriyorlar. Oyun iyi. Atari'ye çıkan en kötü oyun değil ki. Firefly diye bir oyun almıştım mesela. Atari'nin en kötü oyunu oydu. Milletin odaklanması gereken oyun o. E.T. değil. Açık konuşayım. Yapılmış en kötü oyun kesinlikle Trespasser'dır. Onu bir açıklığa kavuşturalım. Onca rezalet, özensiz ve kalitesiz Atari oyunu varken E.T.'ye en kötü demek çok ayıp. Modern oyun kültüründe oyunları çöp etmeye bayılıyoruz. Çöplüğe atmaktan bahsetmiyorum tabii. Oyunları sözlü olarak yeriyoruz. E.T.'ye gelmiş geçmiş en kötü oyun demek resmen bir tür moda halini aldı. Kim bir liste yapsa bir numarada o oluyor ve madem şu an burada tamamen içimizi döküyoruz, insanlar bunu dediğim için bana saldırabilir belki ama Call of Duty oynayacağıma E.T.'yi oynarım. Howard'ın bu oyunu programlamak için elinde bulunan zaman ve imkanlara bakıldığında aslında hayret verici bir başyapıt olduğunu söyleyebilirim. 5 haftada tamamen işe odaklanarak ortaya şahane bir oyun çıkarması daha da etkileyici. E.T.'yi tanınan süre içerisinde gerçekten başarılı bir oyun haline getirebilecek kimseyi tanımıyorum. Tanınan zamanda ortaya çıkarmayı başardığı şeyden ötürü alkışı hak ediyor. Aşağılanması gerekenlerse 1,5 ayda kaset basmanın iyi bir fikir olduğunu sananlardır. İnsanların ilkler için, bir şeyi ilk deneyen kişiler için yaptıkları kıyaslamalar var. İlk penguen kıyaslaması mesela. Buzdaki delikten atlayan ilk pengueni fok balığı yer. Ama bu ilk penguen olmasaydı diğer penguenler buzdan geçemezdi. Yani ilk penguen olmak kötü ama biri olmalı. Anladık ki Joe Lewandowski başından beri haklıymış. Oyunlar neredeyse tam olarak tahmin ettiği yerde çıktı ve yerden cıvayla dolu domuz filan da çıkmadı. Yani bu gömü efsanesi doğruymuş ya da değilmiş. Arkeologlar tüm oyunları sınıflandırdıktan sonra elimizde epey bir E.T. kaseti oldu. Ama efsanede ballandırılarak anlatıldığı gibi milyonlarca değillerdi. Aslında bulduğumuz oyunlardan sadece %10'u E.T.'di. Diğerleri en iyi oyunlardandı. Defender, Centipede ve Yars Revenge. Hatta Adventure'ın da bir kopyası vardı ve cebe indirdim.
Gömü bir gizleme işi ya da utançtan yapılmış bir şey değildi. Maddi sıkıntı yaşayan bir şirketin oluşturduğu bir merkezi çöplüktü. O zamanlar Almagordo çöp sahası en pratik çözümdü. E.T. en kötü oyun olduğu için gömülmemişti. İnsanlar ona böyle dediği için gömülmüştü. Ve bunun sonucunda tüm bir endüstriyi yok etmekle suçlandı. Oyun ve yaratıcısı işlemedikleri bir suçla itham edildi. E.T.'nin Atari'nin sonunu getirdiği düşüncesi aptalca. Çok aptalca. Atari intihar etti, öldürülmedi. Ve E.T. kasetlerinin bir suçu yoktu. Teknolojideki, dağıtımdaki ve pazarlamadaki yanlış adımların getirdiği bir sonuçtu. İnsanlar E.T.'nin video oyunu endüstrisini yok ettiğini söylüyor ama bu sadece komik. Hayır, video oyunu endüstrisini yok eden şey E.T. için sağlanan şartlardı kesinlikle. Çöküşün sebebi tam olarak Atari'nin 10 milyon tane daha Atari 2600'ü artık doymuş olan piyasaya sürmesiydi. E.T. Atari'yi yok etmedi. İyi değildi ama Atari'yi yok etmedi. Bu da insanlara dediği bir şey. Ve bir şeyi yeterince insan dillendirirse gerçeğe dönüşüyor. Açık ve net bir cevap, doğru da olsa karmaşık bir cevaptan her zaman çok daha güçlüdür. Şunları da alalım. Bir altılı E.T. paketi daha. Gerçekleşmesini istediğim bir şey var. O da kazıda bulunan her şeyin oyun tarihine yapılacak bir hizmet adına bir şekilde herhangi bir müzeye kaldırılması. Oyunlar Almagordo şehrine ait ve orada yaptıklarınız da toprakların bize ait olmasından dolayıdır. Belki onları eBay'den satabiliriz. Peki gömülmesi gereken başka kötü oyunlar olursa Almagordo'ya gömülmelerine izin verir miydiniz? Kesinlikle. Buyurun gelin. Oyunlarınızı gömeriz. Atari, Silikon Vadisi'nden çıkmış ilk büyük tüketici şirketiydi. Heyecan verici ve farklıydı. Bir neslin bilgisayarlarla kurduğu ilk etkileşimdi. Tüm bir nesil büyüdü. Ve bilgisayar çağına Atari oyunlarıyla adım attı. Kamuoyunun kullanımına yepyeni bir eğlence cihazı sunmayı başardık. Yani bir nesil için video oyunu döneminin tanımı bizdik. Bu harika bir şey. Endüstriyi geliştiren bu adamların hakkı gerçekten asla ödenemez. Biri oyunlardaki üç canı buldu. Biri etraftaki bir gemiyi uçurmayı buldu ki bunun için çok uğraştı. Ve o kadar iyiydi ki her yere sattılar. Her yerde satıldığı ve çok yaygın olduğu için de neden böyle özel olduğunu hatırlamak imkansız. İşin aslı Atari'de rock yıldızı kılıklı mühendis kültürünü tam olarak başlatan bizlerdik. Önceden yoktu. Bunlar Silikon Vadisi'ni dünyada özel bir konuma yerleştirmiş ve bu özel konumunu korumasını sağlayan hemen hemen her türlü şeyin altyapısını oluşturdu. Ve bence Atari bir yenilik sembolü olmaya devam etmeyi her zaman sürdürecektir.